Uludağ Üniversitesi ve İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen Dijital İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi projesi tamamlandı. Proje kapsamında eğitim merkezinin açılışı yapılarak faaliyete geçirildi. Projenin kapanış toplantısında proje başkanı Profesör Doktor Nurettin Yaman Karadeniz konuşmasını yapmadan önce proje ekibini de tek tek sahneye davet etti. Projenin her noktasında çok büyük katkısı olan, proje süresince binlerce dakika mesai sarf ettiği, proje koordinatör yardımcısı, değerli yol arkadaşım Hüdayi Taşçı hocamı sahneye davet ettim. Projenin çıkış noktasındaki bir rol oynayan, DiEM merkezinin yapılmasında maddi ve manevi çok büyük emekleri olan, projenin en kritik aşamalarında ince dokunuşlar yapan, projenin başlangıcında akademisyen, projenin bitişinde ise değerli bir iş insanı olan Dr. Döven Mühendislik ve Teknoloji Firması'nın kurucusu değerli dostum Sami Döven'i sahneye davet ediyorum. Projenin yarısında aramıza katılan, katıldığı günden beri, tabiri caizse kanıyla canıyla, projeye katkısını koyan, DiEM merkezinin inşaatının bitmesinde çok büyük emekler sarf eden, proje devam ederken İş Sağlığı Güvenliği Koordinatörlüğü'nde ayrılmaz parçam, yani can dostum, yüreği güzel insan, Uğur Saklangıç hocamı sahneye davet ediyorum. ...2013 yılında sanayi şehri Bursa'da, Türkiye'nin başkenti, yani sanayi başkenti Bursa'da İş Sağlığı Güvenliği Programı yoktu. Bizim için çok büyük bir aslında eksi noktaydı. Yani biz bunu dert edindik. O da dert edindiğimiz günden beri aslında tüm zorlukları aşarak üniversitemize bu güzide programı kazandırırken yol arkadaşlığına başladığımız, o tarihten beri İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili yaptığımız akademik çalışmalarda, İş Sağlığı Güvenliği Koordinatörlüğü'nde, son olarak da projenin son kısmında dahil olup orada da bizi yalnız bırakmayan, projemize değer katan Sayın Gizem Akalp hocamı sahneye davet ediyorum. Son olarak birkaç kişi isimsiz kahraman var. Onları söylemezsem o da olmaz. Çünkü bu projeyi bitirirken inanılmaz emekler verdik. Projede yer almıyorlar. Ama sahne arkasında dediğim gibi görünmez kahramanlarımız vardı. Hem koordinatörlükte inanılmaz efor sarf ederek çalışan, hem projede terlerinin son damlasına kadar akıtan, sıkıntılı olduğumuz zamanlarda aman hocam bu da bitecek ya, göreceksin bitecek diyen, bir dediğimi iki etmeyen değerli Betül Topal hanımefendiyi sahneye davet ediyorum. Ve tabi DiEM merkezinde kanıyla teriyle, kanını da akıttı yani, hadi söyleyelim ama genel müdürümüz burada ufak böyle. Sıkıştığımız noktalarda ihtiyacımız vardı. Biraz sonra sunumda da göreceksiniz. Devreye biz de girdik. Başkanıma bazen diyorum sektöre artık bir transfer olacak yani bu inşaatla beraber. Kanıyla teriyle çalışan Metin abimizi sahneye davet ediyorum. Sağ olun. Sağ olsun. Evet, aslında açılışını hep beraber yaptığımız yerde, konuşmanın başında da söylemiştim, bir hayal kurmuştum. İBE projesi çağrısı çıktığı anda projeyi alma ile alakalı yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Burada birkaç tane enstantanemiz var. O zaman yoğun çalışırken resim çekmeyi unutmuşuz. Birkaç tane arşivden çıkan fotoğrafı sizle paylaşıyoruz. Geceleri mesai yaparak bu projeyi alacaktık. Yani bu projeyi almaya o kadar inanmıştık. Bu da bir ön eleme öncesinde yine gece saat 1'de çekilmiş bir fotoğraf. Tabii başımıza geleceklerden de habersizdik, gülüyorduk yani. Projede öyle bir proje yazdık ki, ben kendim de hakemlik yaptığımdan dolayı biliyorum. Kimi zaman hakem oldum, kimi zaman yazıcı oldum. Herhangi bir
projenin reddedilmesine mahal vermeyecek şekilde yazdık. Cevaplar, sorular, cevaplar, sorular. Tabii projeyle alakalı hangi konuda yapacağımızla ilgili de uzun değerlendirmeler yaptık. Sami hocamın inşaat mühendisi olması, inşaat sektörünün en çok ölümlü iş kazası meydana gelen sektör olması hem dünyada hem Türkiye'de. Aynı zamanda da proje biraz şekillenmeye başladıktan sonra İmsiyat Başkanımız Mustafa Bey'e gittiğimiz zaman projeye inancı ve bize inancını ortaya koyması bizim zaten artık projemizi şekillendirmiş. Projenin hatta şöyle diyorum, projeyi kargoya verdiğimiz zaman ilk önce projeye başladığımız üç arkadaş o kadar emindi ki projenin kabul edileceğinden 6 ay bir ara verelim, proje kabul edildikten sonra tekrar çalışmaya başlarız demişti. Ve nitekim ki proje kabul edildi. 139 bin euroluk bir proje Avrupa Birliği tarafından hibe edildi. 16 bin eurosu Uludağ Üniversitesi tarafından eş finansman olarak karşılandı. 16 bin euro da projede çalışan hocaların maaşlarına karşılık gösterilerek çalıştı. Değerli ekip aslında bu projeyi bitirirken maddi hiçbir katkı kendilerine sağlamadılar veya projede veya diğer şeyde herhangi bir maddi durum olmadı. Tamamen gönül işi olarak bu süreci gerçekleştirdik. Genel amacımız projede Bursa elinde inşaat sektöründe iş güvenliği bilincinin arttırılmasıydı. Birçok mesai harcadık, birçok toplantılar yaptık, gazetelere, haberlere konu oldu. Aslında bunu da bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Tabii çok gidilecek yol var da ama bizim de bunda katkımız olduğunu düşünüyorum. Özel amaçlarımız içerisinde inşaat sektöründe bileşenler arasında işbirliği ve güç birliğinin sağlanması vardı. 100'e yakın imsiyat üyesi pandemi koşulları altında ziyaret edildi. Hepsinden çok büyük ilgi gördük. Bu bizi motive eden en büyük noktalardan bir tanesiydi. Güvenlik kültürü anketlerimiz uygulandı. İlk güvenlik kültürü anketleriyle ilgili 110 sayfalık bir değerlendirme raporu hazırladık. Son güvenlik anketlerini de final raporuyla beraber tüm sektör paydaşlarıyla zaten paylaşacağız. Dolayısıyla özel amacın birincisini sağlamıştık. İnşaat sektöründe iş güvenliği alanında güvenlik kültürü seviyesinin yükselmesini amaçladık ve biraz önce açılışımız gerçekleştirdiğimiz yerde de eğitime katılan hedef grubumuzda, yani bazen sözler yüz ifadesiyle bile anlaşılır. Eğitim sonrasındaki girmeden ve girdikten sonraki davranışı, yüzünün şekli bile bize aslında buna bir nebze bir dokunuş yaptığımızı gösteriyordu bizim için. 3 yıl önce Bursa Uludağ Üniversitesi'nde dijital İSG eğitim merkezinin temelleri atıldı. Bugün ise bu projenin kapanış toplantısı düzenlendi. Hocam aslında ilk defa iş sağlığı ve güvenliği alanında bu kadar kalıcı bir proje oluşturuldu. 30 tane sponsorla birlikte Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin kullanımına dijital İSG eğitim merkezini sundunuz, evet. Büyük emeklerle. Bu konudaki görüşleriniz nedir? Bir de proje hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Evet, şimdi bugün açılışını gerçekleştirdik. Tabii 3 yıllık bir emek vardı. 2019 yılında projeye başladığımız zaman birçok hayal kurmuştuk. Hayallerimizin içerisinde acaba burası var mıydı onu bilmiyorum ama süreçler bizi kalıcı bir merkez kurmaya itti. Bu konuda biraz önce de ifade ettiğiniz gibi bize destek veren, bu projeye inanan, iş sağlığı güvenliğine önem veren tüm sponsorlarımıza bir kere daha teşekkür ediyoruz. Projeyi özel kılan birkaç tane unsur vardı. Bunlardan bir tanesi hedef grubuydu. Biz bu zamana kadar 6.331 sayılı kanun çıktıktan sonra hep çalışanları baz almıştı. Onların eğitimleri üzerine yoğunlaşmıştı ama biz bu projede işverenlere hedef aldık. İnşaat özelinde baktığınız zaman dedik ki işverenler sadece yetmez, işverenlerin şantiyedeki eli, kolu, ayağı olan mevzuatı şantiyede uygulayan şantiye şeflerini de dahil edelim. Sonra baktık ki ya bir şey eksik kalacak. Ne eksik kalacak? Ya çalışanların rol model aldığı bir ustabaşı figürü var. Dolayısıyla biz dedik ki ustabaşlarını da bu hedef grubuna katmamız lazım. Bu üçlü saç ayağı biz Avrupa'da da literatür çalışmasına baktığımız zaman hiç bunun üzerine yoğunlaşılmış, böyle hedef grubu seçmiş bir çalışma da görmedik. Dolayısıyla projeyi özel yapan nedenlerden bir tanesi buydu. Bir diğeri de
Dijital Eğitim Merkezi ile şimdi önünde durduğumuz Dijital Eğitim Merkezi ile bu süreci kalıcı hale getirmekti. Yani yeni teknolojik tabanlı ve teknolojiye uyum sağlayacak, iş güvenliği eğitimlerini de biraz daha farkındalaştıracak, keyifleştirecek bir merkez kurma hedefimiz vardı. Sonuçta dönüp baktığımız zaman ikisini de başarıyla tamamladığımızı düşünüyorum. Projenin bu bahsettiğim iki tane özel nedenden dolayı da herkes tarafından ilgisini çektiğini görüyoruz. Bugün sizler de izlemişsinizdir. Kapanış töreninde, açılış töreninde bu özel nedenlerden dolayı herkesin takdirini aldık. Bu da bizi mutlu ediyor. Tabii hep beraber, ekip arkadaşlarımızla beraber bu projeyi yürüttük. Şimdi de tatlı bir yorgunluk var. Yani böyle aslında baktığınız zaman birçok şey var aklımızda konuşacak ama sağ olun, sizler de katıldınız. Sizlere de İSG Haber ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de teşekkür ederiz hocam. Proje kesinlikle muhteşem. Hocam peki bu merkez dışarıdan kullanıma da açık mı? Tabii ki. Şimdi biz sektör temsilcilerine de açığız. Proje, inşaat tabanlı bir proje olmasına rağmen proje bitimiyle beraber bunu farklı sektörlere, otomotiv sektörü, kimya, tekstil gibi sektörlere de açacağız. Tabii sürdürülebilirlik kapsamında üniversite olarak bunu sürdürülebilir kılma hedefimiz var. Yani sertifika programları düzenleyeceğiz. Farklı firmalarla, özel işlerle. Mesela bir klima sektöründe bir işveren gelmişti. Yani biz klima sektörüyle alakalı bu VR odasında bunu simüle edebilir miyiz diye. Evet, böyle özel projelerde de çıktığı zaman entegre edebiliyoruz bunu. Bir de şöyle bir şey var. Tabii hem özel sektöre açık hem üniversitemizdeki mühendislik öğrencileri hem de meslek yüksekokullarından. Tabii bu sayıyı, buranın da bir işletme kapasitesi var. Ama onların da güvenlik kültürüne dokunabilmek için meslek yüksekokullarından da dönem içerisinde hem merkezi tanıtmak hem onların hayatına dokunabilmek için de öğrenci almayı düşünüyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Sağ olun.